Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Elveda Ağustos Böceği adlı metnimizi inceleyeceğiz. Dilerseniz hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Böcekleri sever misiniz niçin? İlk gördüğüm zamanlarda çok korkmuştum ama artık eskisi gibi korkmuyorum. Çünkü alıştım onlara. Bazısının görüntüsü ürkütücü olsa da Yine de ben seviyorum böcekleri. Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaştınız. Evet sizler için küçük bir araştırma yaptık arkadaşlar Ağustos böcekleri ile ilgili. Ağustos böceği Hemiptera takımının Ağustos böceği gelirler familyasından Böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki Ciceda Ve Türevi isimleri Latince çekirge sözcüğünden gelir sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleriyle hemen tanınırlar. Ankara yöresinde diş budak Ağustos böceği bulunur. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu anlatınız. Böcekler bu dünyanın ayrıştırıcılarıdırlar. Onlar yaprakları, leşleri, kalıntıları ayrıştırır ve doğanın yeniden döngüsünü tamamlamasını sağlarlar. Böylece dünyamızın dengesini ve çevrenin doğal yapısının devam etmesini sağlarlar. Böcekler yok olursa hem doğanın dengesi bozulur hem de insanların yaşamı olumsuz etkilenir. Evet arkadaşlar şimdi elveda Ağustos böceği adlı metnimizi okuyalım. Sonunda sana mektup yazma vakti geldi. Vallahi içimde büyük bir dertti. Dostum ben de pek çokları gibi seni tembel, uyuşuk, işe yaramaz, keyfine düşkün ve gürültücü bir kimse olarak biliyordum. Ama kabahat bütün bütün bende değil. Ah o lafontan yok mu? Neymiş efendim, güya karınca kanter içinde çalışırken sen bütün bir yazı saz çalıp türkü söyleyerek geçirmişsin. Ilık gölgede bir söğüt dalının üzerinde yan gelip yatmışsın. Sonra kışın soğuk nefesini ensende hissedince soluğu karıncanın kapısında almışsın. Aman ne olur, havalar çok soğudu, etrafta yiyecek kalmadı, açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölmezsem soğuktan donacağım, bana yar yardım et demişsin. Karınca ise, yazın saz çalıp türkü söylüyordun ya, şimdi de oyna biraz diyerek seni kapısından kovmuşmuş. Bak şu lafantenin yediği naneye, sana attığı iftiralar yetmezmiş gibi o çalışkan, o mert karıncayı da gaddar bir cimri ilan ediverdi. Sevgili Ağustos böceği, artık üzülme. Çünkü ben her şeyi öğrendim. Karınca bana olan biteni bir bir anlattı ve gerçeğin medyada çıkan haberlerden çok farklı olduğunu gördüm. Senin hikayen de hepimizin hikayesi gibi annenin karnında başladı. 17 sene kadar önceydi. Annen seni, tabi sen o zamanlar minicik bir yumurtaydın, kocaman bir ağacın küçük ve taze bir dalın içine yerleştirdi. Bir süre sonra yumurttan çatladı ve minnacık bir kurçuk olarak dünyaya geldin. Tam dört hafta boyunca içinde bulunduğun o taze dalın öz sularından içerek beslendin. Daldan dışarı çıkma vaktin geldiğinde yanında ne annen ne de baban vardı. Çünkü onlar çoktan bu dünyadan gitmişlerdi. Allah sana çok kuvvetli bir çift ön ayak ve gagaya benzer bir ağız vermişti. Onları kullanarak daldaki yarıktan çıkmayı başardın. Sanki bir yerlerden bir evine gelmişti ve sen ona uymak zorundaydın. Kendini hiç düşünmeden ağaçtan aşağı attın. Düştün, düştün, düştün. Toprağa değer değmez hemen o güçlü ön ayaklarını kazmaya başladın. Kazdın, kazdın, kazdın. Sonunda ağaç köklerinden birine ulaşmayı başardın. Çok yorulmuş ve çok acıkmıştın. Kökü gaganla sırıp öz suyunu içmeye başladın. İçtin, içtin, içtin. Sonra başka bir köke doğru yeni bir tünel kazmaya başladın. Sonra da bir başka köke doğru yola çıktın. Sonra bambaşka bir köke doğru. Sonra bambaşka bir köke doğru. Sonra bambaşka bir bambaşka köke doğru tam 17 bu yıl boyunca o kök senin, bu kök benim dolandın durdun. Hem de toprağın altında, tüneller açı açı, toprağı kaza kaza. Eğer La Fontaine bunu bilseydi, senin için tembel ve uyuşuk der miydi hiç? 17 yılın sonunda yeryüzüne çıkma vaktin geldi. Büyümüştün. Üzerinde kalın bir kabuk vardı. Kabuğun altında ise ne işe yaradığını toprağın altında asla bilemeyeceğin kanatların sana o incecik zar gibi kanatları. Toprağın karanlık ve kat kat altındayken veren Allah bir gün onlara ihtiyacın olacağını biliyordu elbette. Mevsimlerden yaz, aylardan ağustos, ılık, serin bir sabahtı. Toprağın üstüne çıktın. Burası kocaman bir ormandı. Bir iki gün kendine gelemedin. Eh, haklıydın. Sabırla ve tevekkülle toprağın bağrında geçirdin 17 yılın sonunda yeryüzünü görmek Güneşi hissetmek, dalların ve yaprakların arasında olsa, azıcık da olsa gökyüzünün maviliğini, o maviliğin içinde koşup giden bembeyaz bulutları seyretmek aklını başından almıştı. "Allah'ım" diyordun. "Dünya ne kadar da güzelmiş." derken üstündeki o kaba ve sert kabuk yırtıldı. Kanatlarını ilk defa açtın ve güneşte kurumaları için bir süre bekledin. Sonra da kendine şöyle bir baktın. Gövdenin arka tarafında nefes alıp verdiğin yere yakın bir yerde çok sert iki kabuk gördün. Üzerileri ince bir zarla kaplıydı ve zar çok gergindi. Kısa bir süre sonra da bu kabukların ucundaki bazı kaslarla bağlantılı olduğunu keşfettin. Ama asıl keşfin bu kasları çekip bıraktığında o sert kabuklardan ve zarlardan çok ilginç bir sesin çıkıyor olmasıydı. Üstelik vücudun saniyede 500 kez o kasları çekip bırakacak şekilde yaratılmıştı. Bu harika dedin. Kendi kendine ben bunlarla şarkı söyleyebilirim. Evet La olduğu, haklı olduğu tek nokta senin bütün bir yaş şarkı söylüyor olmandı. Ama ne için? İşte bunu La Fontaine bilemezdi. Bilemediği için de seni gevezi bir gürültücü olarak yazdı. Ama ben bu işin de aslında öğrendim. Sevgili Ağustos Beceği, belki biliyordun Belki sadece hissediyordun. Toprağın üstünde sadece dört hafta yaşayacaktın. Ve yapman gereken çok önemli işler vardı. Sen erkek bir asos böceği olduğun için hayatının sona ermeden önce kendine bir eş bulmalıydın. Bu koskoca ormanda senin gibi milyonlarca böceğin içinde kendine uygun işi nasıl bulacaksın? Elbette şarkı söyleyerek. Çok acelen olduğu için gece gündüz demeden şarkı söylemeliydin. Nihayet kendine bir eş buldun. Mutlu bir yuva kurdun. Artık eşinin yapması gereken tıpkı annen gibi yumurtalarını bir ağaç dalının içine yerleştirmekti. Çünkü ancak bu böyle devam ettiği sürece ormanlar Ağustos böceklerinin şen şarkılarından yoksun kalmazdı. Siz çok önemliydiniz. Şarkılarınız çok gerekli. Çünkü pırıl pırıl gökyüzünde, yıldızların ve ayın gülümsediği yaz gecelerinde sizin şarkılarınızı demelidik biz. Bazen kocaman ormanların derinliklerinden, bazen de evlerimizin bahçesindeki yaşlı bir iğde ağacının dallar arasında seslenmelidiniz. Allah'ım, dünya ne güzel. Dünya ne güzel. Allah'ım, sen ne güzelsin. Bazımız duyacak, bazımız duymayacak. Bazımız anlayacak, bazımız anlamayacaktı sizin şarkılarınızı. Ama siz hep söylemeliydiniz Ve Ağustos ayı bittiğinde Ağustos böceği yumurtaları incecik dalların içinde pembe pembe uyurlarken sen günlerdir gece gündüz söylediğin şarkıları anında bitiriverdin. Dünyadan gitme vaktin gelmişti. Artık havalar soğumadan, kış hiç gelmeden gidiverdin. La Fontaine bari bu kadar canı bilseydi değil mi? Takma kafana, boş ver. İçin rahat olsun, nasıl da dop dolu bir hayat yaşadığını hepimiz öğrendik artık. Elveda Ağustos böceği, elveda sana. Özkan Öze, elveda Ağustos böceği. Evet arkadaşlar metnimizi okuduk. Şimdi etkinlik sorularımıza geçelim. Birinci etkinlik, Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Bu okuma sırasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bir kağıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını aşağı yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha önce öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza da çözdürünüz. Evet arkadaşlar metinde e, okuduğunuz ve anlamını bilmediğiniz kelimeleri buraya yazacaksınız. Soldan sağ ve yukarıdan aşağı yerleştireceksiniz ve anlamlarını da yanına yazacaksınız. Evet biliyoruz zor bir etkinlik. Ee, sizlere yardımcı olması açısından biz şöyle bir şey hazırladık. Soldan sağ ve yukarıdan aşağıya. Soldan sağ olan bölümler kırmızı renkli renkte gösterilmiş olup yukarıdan aşağıya olan kelimeler mavi renkte gösterilmiştir. Şimdi bunların çözümlemesini yapalım isterseniz. Bir hızlı yapılan çabuk, tez, ivedi, acele olacak. 2. ince ve yumuşak yaprak biçiminde ki organlar ve organları bölümleri çeper, zar arkadaşlar. 3. acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, gaddar, herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasında Allah'a bırakma, tevekkül, sorun, kaygı, dert. Şimdi arkadaşlar yukarıdan aşağıya olan kelimelere bakalım. 1. Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet, kabahat, iletişim araçları, medya. Elindeki parayı harcamaya kıyamayan eli sıkı cimri. Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altından açılan yol tünel. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvanların her biri. Bu da iş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci etkinliğimizdeki bulmacayı çözdük. Şimdi ikinci etkinliğimize geçelim okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane soru var. 8 soruyu başka bir sayfada göstereceğiz sizlere. Önce soruları yazdık arkadaşlar. Soru cevapları verdik. Al okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ağustos böceğinin mektup yazılmasının nedeni nedir? Cevap Mektubu yazan çocuk birçok kişi gibi Ağustos böceğine karşı ön yargılı olduğu için pişmandır. Onu tembel, uyuşuk, işe yaramaz, keyfine düşkün, gürültücü bildiği için kendini kabaatli görmektedir. Bu yüzden bu mektubu yazmak istemiştir. 2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır? Cevap. Annesi onu minnacık iken bir ağacın küçük ve taze alanına yerleştirmektedir. Sonra yumurta çatlıyor minnacık bir kurtçuk olarak yeniden doğuyor. Sonra sivri gagasıyla kökleri kazıyor, toprağı kazıp dışarı çıkarıyor. Bu kazma işi 17 yıl sürmektedir. Ardından kanatlarını kullanıp maviliklerde uçar. Sonra bir eş bulmak için öter de öter. 4 haftası vardır toprağın üstünde. Bir eş bulur ve çocukları olur. Sonunda ölür. 3. metinde Ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir? Cevap 17 yıl. 4. Ağustos böceği yeryüzünde hangi mevsimde niçin çıkmaktadır? Cevap mevsimlerden yazdır. O mevsimde ancak kozasına çıkabilmekte, özgürce uçabilmekte ve kendisini şarkılar eşliğinde eş aramaktadır. 5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır? Cevap ses çıkarmasına, bir eş bulmasına yaramaktadır. La Fontaine ise bu sesi şarkı söylemelerine benzemektedir. 6. Ağustos böceğini hangi amaçla şarkı söylemektedir? Eş bulmak için, soyunu devam ettirebilmek için. 7. Biz insanlar Ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin şarkı olarak tanımlarız? Çünkü o sesler sanki yaz aylarının muhteşem gecelerine yazılmış güzel türküler gibidirler. 8. Metinde siz çok önemliydiniz sözüyle anlatılmak istenen nedir? Cevap doğanın devam etmesi. Doğa içinde her canlının kendi rolünü oynayabilmesi için bu ses gerekli. Evet, üçüncü yetkinliğimizde e, devam ediyoruz. Farklı bir yazı karakteriyle yazılmış aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız. Evet, el yazısı ile yazılmış bir metin var arkadaşlar. Bu metni okuyacağız ve e, soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Saygıdeğer Makar Alekseyeviç İlk mektubunuzu okuyunca hayret çığlığımı tutamadım. Beni dinleyin sevgili dostum. Sizin ya benden bir sakladığınız var ve geçirdiniz ve geçirdiğiniz üzüntünün yalnız bir bölümünü yazıyorsunuz ya da hala rahatsızsınız. Vallahi mektuplarınızdan bu ses Makar Alekseyeviç. Ne olur bize gelin. Hemen bugün gelin. Yemeği beklerim. Evde ne yapıyorsunuz? Ev sahibiniz nasıl, geç nasıl geçiniyorsunuz? Bunların hiçbirinden haberim yok. Siz de kasten söz açmıyorsunuz galiba. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostum. Bugün mutlaka gelin. Zaten her gün bize yemeğe gelseniz daha iyi olacak. Fedora güzel yemek yapar. Allah'a ısmarladık. Sizin Barbara Dobrasilevo. Dostoyevski İnsancıklar kitabından alınan bir metin okuduk arkadaşlar. Şimdi soruların cevaplarına geçelim birlikte. Evet. Metin hangi amaçla yazılmıştır? Dostunu merak eden bir kişinin dostunu yemeğe davet etmek için yazdığı bir yazıdır. Metin bir hitapla mı başlamıştır? Evet. Sevgili Makar Alexievich şeklinde başlamıştır. Metinde duygu ve düşünceler anlatan kimdir? Mektubu yazan Varvara Dobravasela adına yazılmıştır. Metinde kime hitap edilmektedir? Sevgili Makar Alexievich'e. Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır? Evet vardır. Allah'a ısmarladık denilmektedir. Okuduğunuz metnin türü arkadaşlar mektuptur. Mektup bir haberi, dileği, olayı ya da durumu yanımızda olmayan birini iletmek amacıyla yazılan bir metin türüdür. Mektuplar içten bir dil ve üslupla yazılır. Mektuplar kitap cümlesiyle başlar. İletilmek istenen haber, dilek, olay ya da durumdan sonra iyi dediklerle bitirilir. Mektupların çeşitli şekil özellikleri vardır. Yazılırken bunlara dikkat edilmelidir. Bu açıklamadan ve yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak elveda Ağustos bacağı metninin türünün ne olduğunu söyleyiniz. Evet arkadaşlar burada dört tane farklı kutucuk var. Bu kutucuklardan birini işaretlememiz isteniyor. Aşağıdakilerin hangisi mektup türündedir işaretleyiniz. Şimdi bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Birden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Üşüyordum, titriyordum. Hava hiç de soğuk değildi ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım. İşte o günden beri Edi ile Büdü bu dua ile yatmış. Bu da ile kalkmışlar. Yerin göğün açık olduğu bir zamanda rastlanmış olacak ki duaları yerine bulmuş. Gecenin bir vaktinde nur yüzdü. iki peri peyda olmuş. Teyzemi, ablamları çok özledim. İnşallah bu yaz onları kucaklamak nasip olacak. Mehmet'le hepinizi kucaklarız. 40 veya 50 teneke Trabzon peynir için kaç yüz lira lazım? Bana bildir. Trabzon peynirlerinden başkasında iş yok. Hafız teyzemin ellerinden, ablalarımın gözlerinden senin yanacıklarını öperiz canım anneciğim. Adamın biri iş iç için bir şirkete başvurur, görevli sorar. Neden iş arıyorsunuz? İşsiz olduğum için. Mesleğiniz nedir? Timsah avlarım. İyi ama kardeşim Paris'te timsah bulunmaz ki. Ben ne işsizim zannediyorsunuz? İbrahim Oz. Evet arkadaşlar sizce bu dört kutucuktan dört metinden hangisini işaretlememiz gerekiyor? Doğru cevapları duyuyor gibiyim. Evet, şu pembe kutucuğun işaretlenmesi gerekiyor. Yani teyzemi, ablalarımı çok özledim ee, giriş cümlesiyle başlayan kutucuğun işaretlenmesi gerekiyordu. Beşinci etkinliğimiz. Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Cırcır böceği ile karınca. Cırcır cır cır böceği çaldı sas, bütün yaz. Derken kışta geldi çattı. Seninkinde şafak attı. Baktık ki yok hiç yiyecek. Ne bir sinek ne bir böcek. Kalktı karıncaya gitti. Yandı, yakıldı. Ah etti. Üç beş buğdaydan ne çıkar? Gelecek mevsime kadar. Birkaç tane borç istedi. İnayet buyurun dedi. Yemin billahi derim. Eylül'e kalmaz öderim. İşin kötüsü karınca. Borcayı çalışmamıştı. Burcaya çıkıştı. Ne yaptınız yaz boyunca? Ne mi yaptım? Sas çaldım. Sas. Ya öyle mi? Demek ki siz yazı sazla geçirdiniz. Şimdi de oynayın biraz. Orhan Veli, La Fontaine masalları. Evet arkadaşlar şimdi bu soruların cevaplarına bakacağız birlikte. Birinci sorumuz. Cırcır böceği ile karınca metnindeki Ağustos böceği ile Elveda Ağustos böceği metnindeki Ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Evet yine arkadaşlar karşımızda Ağustos böceği. Bakalım şöyle alttan yazarsak ee, cevapları daha iyi olacaktır. Benzer yönleri, bütün yaz şarkı söylemeleri, karıncaya gitmeleri, karıncanın onu azarlaması. Farklı yanları, Elveda Asus böceğin metnindeki böcek aslında 17 yıl çalışan, karıncaya mecbur kalmayan, şarkı keyif için değil eş bulmak için söyleyen bir böcektir. İkinci sorumuz, Cırcır Böceği ile Karınca metni Elveda Asos böceği tema, konu ve olay örgüsünden benzerlikleri, farklılıkları nelerdir? Benzerlikleri arkadaşlar ikisinde fabul olmasıdır. İkisinde de olay ormanda geçer. ikisinde zaman belirsizdir. İkisinde farklı anlar ise olay örgüleridir. İkincisi daha hayat ögüsü ya da bilgilendirici bilgiler içerir. İlki daha masal havasında anlatılmaktadır. Bu iki metinden yola çıkarak yazarların Ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyiniz. Bunları metinlerde atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız. İki metinde de Ağustos böceklerine yaklaşım farklıdır. Mesela cırcır böceği ile karınca metninde Ağustos böceği tembel, yazın çalışmayan, şarkı söyleyen bir böcek olarak anlatılırken Elveda Ağustos böceği metninde ise çalışkan, boş yere değil de eş bulmak için şarkı söyleyen ve dünyamız için çok gerekli bir böcek gibi anlatılmaktadır. Evet arkadaşlar 6. etkinliğimiz en sevdiğiniz hayvanı hafızası tutma tekniğine kullanarak arkadaşlarını tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir biçimde ara vermeden konuşma becerinizi arttırmaktır. Bu yüzden anlatışlarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak nitelikte kelimelerden oluşan bir liste oluşturunuz. Bu listeye ara sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşma sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun şekilde konuşmanızda kullanınız. Evet arkadaşlar örnek olması açısından küçük bir konuşma hazırladık. Bilin bakalım en sevdiğim hayvan hangisi? Benim en sevdiğim hayvanın tüyleri var. Dört patisi var. Gözleri ve kulakları iridir. Çok keskindir. Çok tatlı bir hayvandır. Nankör olarak bilinirse de çok güzel bir miyav sesi çıkarır. Evet bildiğiniz benim en sevdiğim hayvan bir kedidir. Evet arkadaşlar son etkinliğimiz yedinci etkinlik en sevdiğiniz hayvana duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki yazı taslağına göre oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya yazınız ise bir A4 kağıdına. Mektup yazma kurallarını dikkat ederek yazınız. Mektubu yazdıktan sonra okuyunuz. Mektuptaki anlam bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bu bölümleri yeniden yazınız. Mektubunuzu yazım ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediniz. Bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız. Mektubunuzu kontrol edip yeniden düzenledikten sonra sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu sınıf panosuna asınız. Evet arkadaşlar, mektubumun konusu ve ana fikri, mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım, mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım, mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım şeklinde ayrılmış. Şimdi bunların cevaplarını bulalım. Mektubumun konusu ve ana fikri. Kedim Pamuk'u ne kadar sevdiğim. Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım. Pamuk daha çok küçük bir yavruyken seni evimize getirdiğimiz günü hatırlıyorum. Öyle küçük, öyle zayıftın ki sana dokunmaktan bile çok korkuyordum. Gelişme bölümü. Seni ellerimle besledim. Sana her gece elimde battaniye ile geldim. Bazen yanında uyudum. İlk miyavlarını bile hatırlıyorum. Sen öyle güzeldin ki yanımdan hiç ayrılmazdın. Sonuç bölümü. Seni öyle seviyorum ki hiç yanımdan ayrılma olur mu? Çünkü sen benim için en iyi dostsun. Pamuk gibi yüreğimle hep yanımda kal olur mu? Evet arkadaşlar gelecek ders hazırlık. Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz diyor. İnternetten bu konularla ilgili gazete ve dergi yazıları bulup getirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Şöyle bir gazete haberi aslında hazırlanabilir örnek olması açısından. Denizden taburdan lastiğe kadar her şey çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 10 dalgıçtan oluşan ekip Bandırma Körfezi'ne de alarak dip temizliğini gerçekleştirdi. Bandırma Kent Konseyi tarafından organize edilen Denize En Çok Mavi Yakışır adlı etkinlik çerçevesinde Bandırma körfezinde alan dalgıçlar dip temizliği gerçekleştirdi dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde denizden çok sayıda şişe çapa kablo ve teneke kutu parçalarının yanı sıra otomobil lastikleri ve plastik taburlar çıktı Evet arkadaşlar burada deniz kirliliğini anlatan e, fotoğraflar görüyorsunuz e, Siz de arkadaşlar bu veya buna benzer bir e, gazete yazısını kullanabilirsiniz Evet fotoğrafları görüyorsunuz. Ödevinize yardımcı olacağına inanıyoruz. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. 6. sınıfta okuyan arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladık. Sevgili sevgili evvelce YouTube kanalı takipçileri mutlaka mutlaka kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızla tavsiye ediyorsunuz. Kanalımıza abone olmadıysanız, mutlaka abone olunuz. Ee, bu videoyu beğendiyseniz e, yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. 6. sınıf Türkçe ders kitabının bütün cevapları ise bu bölümde. Şurada görüyorsunuz eko yayınları, map yayınları ve diğer derslerin mesela matematik, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü, peygamberimizin hayatı, Arapça ders ve çalışma kitabı cevapları. Yani anlayacağınız ki okulda görmüş olduğunuz bütün kitapların cevapları bizim web sitemizde. Peki bizim web sitemiz evvelcevap.com. Tekrar diyorum arkadaşlar. Evvelcevap.com. Zaten yıllardan beri biliyorsunuz bizim web sitemizi. Web sitemize girdiğiniz zaman ders ve çalışma kitabı cevaplarına tıkladığınız bölüme tıkladığınız zaman bugünkü anlattığımız kitap dahil bütün kitapların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.